Dalında kocaman, sulu bir elma görüyorsunuz ve o elmaya ulaşmak istiyorsunuz ama ağaca tırmanamıyorsunuz. Neyse ki cebinizde bir portakal var. Portakalı alıp elmaya doğru fırlatıyorsunuz. Portakal elmaya tam da seyahat yolunun tepe noktasındayken çarpıyor ve onu kopartıp bir tarafa savuruyor. Tebrikler! Artık bir portakalınız, bir de elmanız var. Şimdi ağaç sizin değilse bu teknik olarak meyve hırsızlığına giriyor. O yüzden bunu sadece ağaç size aitse veya elmanın parasını ödediyseniz yapın. Yani her şey kanuna uygun olsun. Diğer yandan bu bir çarpışma problemi. Ve fizikte eğer belli değerler verilmişse çarpışmada söz konusu olan hız, kütle ve momentumları momentumun korunumu yasasını kullanarak bulabiliyoruz. Öyleyse birkaç değer belirleyelim. Bakalım o değerlerden diğerlerine ulaşabilecek miyiz? Kocaman bir elma demiştim. Diyelim ki elmamız 0,7 kilogram kütlesinde olsun. Portakalsa o kadar büyük olmasın. Mesela 0,4 kilogram olsun. Diğer değerlere geçelim. Çarpışmadan hemen önce portakalın hızına 5 metre bölü saniye diyelim. Portakal hareket yolunun tepe noktasında demiştik değil mi? O halde portakal tam bu anda yani elmaya çarpmadan hemen önce bu yönde yani yatay doğrultuda 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Ve diyelim ki elma da çarpışmadan hemen sonra saniyede 3 metrelik bir hıza erişiyor. Yani portakal elmaya çarptıktan hemen sonra elma 3 metre bölü saniyelik bir hızla uçuşa başlıyor. Şimdi bu noktada aklımıza ilk olarak şu sorular gelebilir. Elmanın çarpışmadan hemen sonraki hızı buysa, portakalın çarpışmadan hemen sonraki hızı nedir? Ve portakal hangi yönde ilerler? Portakalın hızına Vp diyelim. V portakal anlamında. Portakal çarpışmadan hemen sonra sola mı gider, sağa mı? Bu sorunun cevabı her zaman bir bakışta anlaşılamayabiliyor. O yüzden çözmeye çalışalım. Elimizde yeterli bilgi var. Bu problemi momentumun korunumunu kullanarak çözebiliriz. Ve momentumun korunumuna göre eğer sistem üzerinde hiçbir dış impuls yoksa ki burada sistemimiz elma veya portakaldan ibaret. Yani bu meyveler üzerinde hiçbir dışsal impuls yoksa çarpışmadan hemen önceki toplam momentum çarpışmadan hemen sonraki toplam momentuma eşit olur hemen önceki ve hemen sonraki tabirlerini önemle vurguluyorum bakın. Mesela şey demiyoruz. Meyvenin buraya fırlatıldığı sırada veya elmanın yere değdiği sırada falan demiyoruz. Çünkü çarpışma problemlerinin çoğunda çarpışmadan hemen önceki ve hemen sonraki verileri önemsiyoruz. Sebebi de şu. Hatırlayalım. Bu formül sadece dışsal bir impuls söz konusu değilken geçerli. Sadece dışsal impuls sıfıra eşitken geçerli. Diyebilirsiniz ki her zaman sıfır değil mi zaten? Bu durumda zaten sıfır olması gerekmez mi? Bunu kestirebilmek çok kolay değil. Eğer cingöz biriyseniz bir dakika dersiniz. Bu elmayı etkileyen bir yer çekimi kuvveti var. Portakala da bir yer çekimi kuvveti etki ediyor. Bu sisteme etkileyen dış kuvvetlerin olduğu anlamına gelmez mi? Ve bir dış kuvvet varsa aynı zamanda bir dış impuls da yok mudur? ve bu da momentumun korunmadığı sonucunu doğurmaz mı? Hmm, tam değil. Çünkü birincisi bu yer çekimi kuvveti aşağı yönlü. Yani sadece düşey momentumu etkiliyor. Biz ise burada sadece yatay momentumla ilgileniyoruz. Portakalın sadece yatay momentumunun ne olacağını bulmak istiyoruz. İkincisi impuls, tanımı itibariyle etkiyen kuvvetle etkime süresinin çarpımına eşit. İlk ve son noktalarımızı çarpmanın hemen öncesi ve hemen sonrası olarak aldığımızda, bu zaman aralığı o kadar küçük olur ki yer çekimi kuvveti etkimek için neredeyse hiç vakit bulamaz. Bu yüzden de neredeyse hiç dış impuls yaratmaz. Yani yer çekiminden doğan impulsı ihmal ediyoruz. Çünkü yer çekimi o kadar kısa bir süre için o kadar mütevazi bir kuvvet uyguluyor ki sistemimizde momentumun korunduğunu kabul edebiliyoruz. Evet portakala ne olur? Momentumun formülü kütle çarpı hız demiştik. O halde sistemin ilk momentumunu yazalım. Portakalın ilk momentumu 0,4 kilogramlık kütlesiyle 5 metre bölü saniyelik ilk hızının çarpımına eşittir artı elmanın 0,7 kilogramlık kütlesi çarpı elmanın ilk hızı. Elmanın ilk hızı nedir? 3 değil. Birçokları 3'ü görünce hemen atlayıp buraya 3 yazar. Oysa bu elmanın son hızı. İlk hızı ise 0. Çünkü elma başlangıçta bir ağacın dalında öylece duruyor. Dolayısıyla burası sıfır olacak. Bu da tüm bu terimin sıfır olacağı anlamına geliyor. Çünkü sıfır çarpı 0,7 yine sıfırdır. Yani bu terim gitti. Sıfır. Eşittir son momentum. Evet, sistemimizin ilk momentumunu yazdık. Şimdi de son momentumunu yazacağız. Portakalın kütlesi yani 0,4 kilogram çarpı Portakalın son hızını bilmiyoruz. Zaten onu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu VP şeklinde yazıyorum. Portakalın hızı yani. Biz bunu yani portakalın son hızını bulmanın peşindeyiz. Bu terim böyle portakalın son momentumunu temsil ediyor. Ama işimiz daha bitmedi. Buna bir de elmanın son momentumunu eklememiz lazım. Unutmayın, bir sistemin son momentum konumunda bir cismin ilk momentumu bir diğerinin son momentumuna eşittir denmiyor tüm sistemin toplam ilk momentumu yine tüm sistemin toplam son momentumuna eşittir deniyor. O yüzden 0,7'yi elmanın son hızı olan 3 metre bölü saniye ile çarpıyoruz. Artık çözmeye hazırız. Sadece tek bilinmeyenimiz var. 0,4 çarpı 5, 2 kilogram metre bölü saniye eder. Artı 0, yazmıyorum boşuna yer kaplamasın. Eşittir 0,4 çarpı VP yani bilinmeyenimiz. Yazalım. 0,4 çarpı bilinmeyen VP artı 0,7 çarpı 3 eşittir 2,1 kilogram metre bölü saniye. Demek ki sistem başlangıçta sağa doğru 2 kilogram metre bölü saniyelik bir momentuma sahipmiş. Bu momentum portakaldan geliyor. Finalde ise sağa doğru elmadan gelen 2,1 kilogram metre bölü saniye var. Artı bir de portakalın çarpışmadan hemen sonraki momentumu neyse o var. Şimdi burada bir dakika diyebilirsiniz. Orada dur. Bir yerlerde fena çuvaladık galiba. 2 kilogram metre bölü saniye, 2,1 kilogram metre bölü saniye artı bir şeye eşit olacak öyle değil mi? Bir defa kafadan 2,1 burada var. Sağ taraf nasıl ikiye eşit olabilir ki? Gayet de olur. Unutmayın. Momentum vektörel bir büyüklük. Ve vektörler yönlerine göre pozitif veya negatif olabilir. Yani bu eşitlik aslında bize şunu diyor. Portakal çarpışmadan sonra sol yönlü bir momentuma sahip olacak ki eşitliğin sağ tarafı ikiye eşitlenebilsin. Bakınca portakalın son hızının negatif olacağı hemen anlaşılıyor zaten. Ama bunu anlamak için cingöz olmaya gerek yok. Denklemi çözersek hızın sağa doğru mu sola doğru mu olduğunu zaten anlayıvereceğiz. Neden olduğunu göstereyim. İşlemi yaparsak 2 eksi 2,1 yani denklemin her iki tarafından 2,1'i çıkarırsak eksi 0,1 kilogram metre bölü saniye sonucuna ulaşırız. Bu portakalın son momentumu. Neye eşit? Portakalın 0,4 kilogramlık kütlesiyle VP'nin yani portakalın son hızının çarpımına. Her iki tarafı 0,4'e böldüğümüzde eksi 0,25 metre bölü saniye sonucunu elde ediyoruz. İşte portakalın son hızı bu. Demek ki işareti baştan kesilebilmek şart değilmiş. Değerleri momentumun korunumu formülüne yerleştirip çözdüğümüzde hızın sağa doğru mu yoksa sola doğru mu olduğu zaten ortaya çıkıyormuş. Buradaki eksi işareti bu örnekte momentumun korunması için hızın negatif yönde olması gerektiğini gösteriyor. Yani portakal çarpışmadan hemen sonra sola doğru hareket etmeye başlıyor. Eksi işareti bu anlama geliyor. Özetle portakal sola doğru 0,25 metre bölü saniyelik bir hızla harekete geçiyor. Toparlayalım. Momentumun korunumunu kullanarak yani sistemin toplam ilk momentumunu toplam son momentumuna eşitleyerek bilinmeyen bir hızı bulabiliyoruz. Ama negatif işaretlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlk hızlardan biri negatif olsaydı o hızı denkleme eksi işaretiyle birlikte yazmamız gerekecekti ve bir hızın negatif çıkması o hızın büyüklüğünün negatif yönde olduğu anlamına geliyor. Sonra momentumun korunumunu sadece dış impalsın sıfıra eşit olduğu durumlarda kullanabiliyoruz. O yüzden sadece çarpışmadan hemen önceki ve hemen sonraki değerleri önemsiyoruz. Böylece zaman aralığı o kadar küçük oluyor ki yer çekimi bir impuls uygulamaya fırsat bulamıyor. Ayrıca elmanın sapının ağaca adeta pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu varsayıyoruz. Çünkü elma ağaca sıkı sıkıya tutunuyor olsa dışsal bir impalsa neden olabilecek bir dış kuvvet söz konusu olurdu. Yani bu örnekte elmanın düşmeye dünden razı olduğunu varsaydık. En ufak bir kuvvet bile onu yerinden kopartmaya yetecekti. Böylece dış impuls etkenini devre dışı bırakarak momentumun korunumunu kullanabildik.